Herkese merhaba. Avrupa'daki aşılarla ilgili endişeler, Fed'in güvercin mesajları devam ederken hazine getirilerinde toparlanmayı aynı zamanda şu an takip ediyoruz. Bununla birlikte Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın enflasyonun gelecek aylarda daha da artmasını beklediklerine ilişkin açıklamaları dikkat çekiyor. Gün içerisinde geri çekilmelerde bir 18,55 desteği ön planda, yükselişte ise bir 19-15 direncini takip ediyor olacağız. Sterling tarafında İngiltere'de aşılamayla ilgili olumsuzluklar ve Brexit ile ilgili konuya ilişkin endişeler pariteyi şu an baskılıyor. Haftaya 1.38 seviyesinde başlayan parite salı günü 1.39 direncini test etse de düşüş hareketini şu an sürdürmekte. Satıcılı seyrin devamında 1.36-70 desteğini görebiliriz. Yukarı yönlü harekette ise 1.38-40 önemli direnç seviyesi bizim için. Kur tarafında Türk lirası Türkiye'de yeni tip koronavirüs vaka sayısındaki artışla baskılanmaya devam ediyor. Diğer yandan dolar endeksindeki gerileme bir miktar baskıyı hafifletiyor diyebiliriz. Yukarı yönlü harekette 8.20 direnci bizim için önemli. Düşüşte ise 8.08 desteğini hedef alabiliriz. Altın tarafında Amerikan 10 yıllık tahvil faizindeki düşüşle 1 Mart'tan bu yana bugün 1748'i deneyerek en yüksek seviyeye ulaştı değerli metal. 1748 üzerinde kalıcı hareket görürsek 1811 direncini takip ediyor olacağız. Düşüş hareketi söz konusu olursa 1729 desteği bizim için önemli destek seviyesi. Petrol tarafında ABD ile İran'ın nükleer anlaşmayla ilgili uzlaşmaya gitme kararı ve Hindistan'ın İran petrolü için arz oluşturması şu an petrolü baskılıyor. Yükselişte 60-35 direnci ve düşüşte ise 57-69 desteğini görebiliriz. Son olarak DAX endeksine değinecek olursak AstraZeneca ile ilgili Avrupa İlaç Ajansı aşı ile kan pıhtılaşması arasında olası bir bağlantı bulunduğunu bildirmişti geçtiğimiz günlerde. Açıklamanın ardından bazı ülkelerin belirli yaş sınırına ait insanlar için AstraZeneca'yı durdurma kararı haberi geldi. Bu haberlerle beraber hala 15 binlerin üzerinde endeks baskılamaya devam ediyor. Endekste 15.605 direncini yükselişte görebiliriz. Düşüş hareketi ön planda olması durumundaysa 14.975 desteği bizim için önemli destek seviyesi. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.